Herodotos'un memleketi Halikarnas balıkçısının cenneti. Kedilerin ve köpeklerin bile arkadaş olduğu dünyanın en güzel yeri Bodrum'dan, Bodrum pazarından merhaba, günaydın. Bu hafta biraz gecikmeli başladık. Dergi hazırlığımız var. Biliyorsunuz bu DG derginin hazırlığı aşamasında uykusuz geceler, uykusuz günler ve yoğun bir çalışma ile sürüyor. Doğum sancısı diyelim ve dergimiz önümüzdeki hafta baskıya girecek ve ondan sonraki haftada piyasaya sunmuş olacağız. 3500 adet yeni sayıda neler var? Yeni sayıda çok ilginç işler var. Onları size yavaş yavaş anlatacağım ama her zaman olduğu gibi konuğumla bir değerlendirme yapalım haftayı, ondan sonra artık dergiyle ilgili. Değiliz. Vay, o zaman hadi bakalım. Hayır, böyle şey. Sen bir değerlendir bakalım haftayı. Haftayı değerlendir. Artık konuk değiliz, değil mi? Artık eleştirin beni. Artık eleştirin. Vay. Arkadaşlarına gönderdin mi? Böyle bir program yapıyorum falan diye falan. Bingöl'e gönderdin mi? Vallahi göndermedim ama görmüşler. Görmüşler mi? Bir ara konuşuyoruz. Görmüşüz. Bayağı ünlü oldun yani. Yalnız İstanbul'dan, Ankara'dan, İzmir'den gelen, yani büyük şehirlerden gelen tepkiler seninle ilgili epey önemli. Onu söyleyeyim. Seninle ilgili çok önemli şeyler söylüyorlar. Bir kere çok akıllı bir çocuk diyorlar. Ablam, ne var şimdi bunun içinde? Bunun içinde çok güzel bir şeyler var. Neler? Havuç var, elma var, nar var, portakal var, limon var, her şey var. Bütün pazar var. Bütün pazar için var. Çok enerji veririz. Hadi bakalım. Evet, enerji almadan olma başlayamayız. Çok teşekkürler. Sen niye içmiyorsun? Ben sizden gizli içiyorum. Bakın bundan sonra programın konuğu değil, bundan sonra sahibiyim, şehir sahibiymiş. Bundan sonra ona da vereceksiniz. Evet. Onu ısmarlattıracağım zaten. Ben sizden gizli onu içiyorum. Onu ısmarlattıracağım zaten. Tamam. Değil mi? Evet. Duymuşlar seni, görmüşler. Ve diyorlar ki çok akıllı, çok zeki bir çocuk. Çok iyi değerlendirmeleri var. Teşekkür ederim. Çok iyi analiz ediyor. Seninle ilgili böyle övgüler var. Ama bugün ne derler bilmiyorum yani. Ben artık konuk değilim deyince böyle artık böyle analist. Televizyondaki analistler gibi. Kim istemişse beğenmişler. Beğenmişler değil mi? Evet. Değerlendir bakalım bu hafta neler var. Valla bu hafta bir şey diyeyim mi? Gemiler geliyor ama müşteri yok ya. Ne oluyor bilmiyorum. Gemi var. Turistlerin geldiği gemiler var ama müşteri yok. Ne oluyor hiç? Niye gelmiyor acaba sence? Yani bilmiyorum. Neden? Ne acaba alırsın? Fiyatlar çok mu pahalı? Bence de pahalı. Çünkü şey, bilmiyorum, daha geçenlerde Migros'ta aldığımız havuç 25 liradan 36 lira olunca hani turistlerin de bir düşünmesi var. Düşünüyorlar yani, bu kadar pahalılık ne burada? Yani anlamıyorum. Şimdi bazı şeyleri de saklıyorlar. Ya saklıyorlar ya da bitmiş. Mesela muz kaç gündür bulamıyoruz. Metroya da daha yeni geldi. İthal. Bilmiyorum niye böyle yapıyorlar. Bir elma mesela 23 liraydı. Ne ara ne zaman 37 lira yaptılar o elmayı hiç bilmiyoruz. Niye böyle aniden zamlar yapıyorlar ki? Yani ne amaç ne? Fabrikalar mı değişti? Elmanın büyüdüğü ağaçlar mı değişti? Yani ne oldu, ne değişti? Her şey aynı değil mi? Nedir bu aniden zamlar? Niye bu kadar döviz artıyor değil mi? Yani. Ne oldu ki? Savaş mı çıktı? Yani. Savaştan daha beter oluyoruz şu anda. Peki çözüm? Çözüm halkta. Çözüm millette. Yani bu zamlara karşı çıkmıyorlarsa ya da işveren ya da o işte satanlar da satıcılardır insafsızlarsa bu işin çözümü yok. Bu işin çözümü yok. Bu kadar. 2 yıl 3 yıl sonra biteceğiz. Bu kadar. Adam kızgın. Adam kızmış. Aman diyeyim. Çocuklar bile kızıyor. Delikanlılar bile kızıyorsa. Nerede çocuk? Delikanlılar bile kızıyorsa sorun var demektir. Şimdi Mücahit'in söylediği ilk konudan başlayayım. Bu konuyla ilgili bazı veriler geldi bana. Bazı şikayetler geldi. Şöyle bir şey. Buraya gelen gemilerdeki rehberler Bodrum'a inen turistlere şöyle bir briefing veriyorlar. Diyorlar ki yanınıza en fazla işte 50-100 dolar, 100 euro para alın. Sadece kimliğinizi alın ya da sadece pasaportunuzu alın ve onu da böyle iyi sıkı bir yere koyun, çalınmasın.
çok fazla şey satın almayın. Belli markalı ürünlerden yemeğinizi yiyin. İşte hamburger markalarını söylüyorlar, işte kahve markalarını söylüyorlar. Bizimle hiçbir alakası yok bunların. Yani Bodrum ekonomisine hiçbir faydası olmayan ürünler. Yani o hamburger firmaları, pizza firmaları, işte 86 liraya küçücük bir kahve içip böyle hava atan acayip kahve, 3 liraya mal olup 87 liraya satılan kahveler. Hani onlar Bodrum ekonomisine bir katkısı olmadığı gibi Türkiye ekonomisine de bir katkısı yok üstelik. O nedenle biraz dikkatli olmakta fayda var. Orayla ilgili, yani gemilerden gelecek bu haber doğru mudur yanlış mıdır, bunu mutlaka hem TÜRSAP yetkilileri hem de turizmle ilgili bütün örgütler, MODER bir gidip görüşsün. Belki esnaf odası gidip bir görüşsün. Böyle bir brief varsa onu durdurmak lazım. Çünkü Mücahit'in söylediği şey çok önemli. Çarşı içinde turistler alışveriş yapmıyorlar. Yani özellikle yapmıyorlar. Şimdi önceki gün yine benim birisi aradı. Almanya'dan gelmişler. Bir Türk aile, gurbetçi aile. Bir işletmeye girmişler. Gümbet'te bir işletmeye girmişler. İç çamaşırı bakmışlar, denemişler ve sonradan almama kararı almışlar ve çıkmak istemişler. Fakat çıkartmamışlar. Oradaki esnaf onları çıkartmamış. Yaklaşık 3000 liralık malzemeyi poşetin içine koymuş, bunu almak zorundasınız demiş. Ve onlar da tartışma çıkınca almak zorunda kalmışlar. İş emniyete kadar gitmiş, polise şikayet etmişler. Bir yaptırım var mı? Yok. Yani sonra turist niye gelmiyor, turist niye sokağa çıkıp alışveriş yapmıyor dediğinizde, zaten çakma ürünü satıyorsun. Hem çakma ürünü zorla satıyorsan o zaman bir sıkıntı var demektir. Ha, bu bütün esnaflar için geçerli mi bilmiyorum. Yani hanutçuluk ne düzeyde bilmiyorum. İyi düşünmek lazım, iyi değerlendirmek lazım. Komşular arasında da bunu mutlaka değerlendirmek. Eğer ben yapıyorsam komşumun beni uyarması lazım ki böyle bir şey yapma, yoksa turizm daha kötüye gidecek demesi gerekiyor. Yani otokontrolü biz birbirimiz içinde yapmamız gerekiyor. Tabii elbette bir gazeteci olarak benim de bu konuda sorumluluğum var. O sorumluluğu da üzerime alırım. Başka ne vardı? Zamlar niye? Zamlar niye? Yani zaten ülke ekonomisi. Hiç vazgeçilmeyen gündem. Hiç tartışmamıza bile gerek yok. Türkiye'nin artık bütün gündemi bu. Zam. Neden? Yani ne değişiyor ki? Ne değişiyor yani? Ne değişiyor? Malzeme mi değişiyor? Ne gerek var zama? Malzemeler değiştirmiyor ki. Mal aynı mal, satıcı aynı satıcı. Niye zam? Neden zam? Yani bir insanın kendine bunu sorması lazım. Devletin kendine bunu sorması lazım. Satıcının kendine bunu sorması lazım. Neden? Amaç ne? Daha mı fazla para kazanmak istiyorsun? Ne yapıyorsun? İyi misin? İyi misin? İyi. İyi, keyfin sağlam. Belin mi ağrıyor? Peynir attım. Aman dikkat et. Doktor gitti mi? Gidemedim. Nasıl? Gidecek misin? Gitmiş canım. Gittin mi? Gideceğim. Gideceğim, para yok bende. Tamam. Onu ayarlarız falan. Sen doktora ayarla. Hemen doktora git. Biliyorsun hastalardan. Ben acil gideyim. Acil değil. Ha, acilden gideceksin. Devlet bakacak sana. Tamam. Bir yerde geçmiş olsun bakalım. Şimdi zamların neden oluşu, işte fiyat yüksekliği, doların yükselmesi, akaryakıtın neredeyse 40 liraya dayanmış olması, bunların hepsi tabii bir devlet politikası. Daha doğrusu yanlış devlet politikası. Bir devlet politikası değil, yanlış devlet politikası. Bu seçim öncesinde zaten bu durumun böyle olacağı belliydi. Seçimden önceki son 5 yıldan bu yana belliydi. Yani hani maliye ve yetmezmiş gibi bir de Hazine Bakanı var ya, hani gözleri güzel böyle bakışlı, o diyordu ya işte çok güzel günler göreceğiz diye. Ne gördük? İçişleri Bakanı, eski İçişleri Bakanı Temmuz'da her şey çok güzel olacak diyordu. Temmuz'da ne gördük? Yani Bodrum ve Muğla'da ne deniliyor ona, nah değil bu. Bu ne? Bu söylenir. Rahmetli Fikret Karataş'ın bir yazısı vardır bu konuyla ilgili. Buranın şivesiyle de ilgili. Nah değil. Nah deyip böyle öyle hareket falan da yok. Bu nah. Tamam mı? Nah müsait gibi. Yani olumsuzluk ecek. Ne gülüyorsun? Yani öyle gerçekten. Anlayan nasıl anlarsa anlasın. Yapacak bir şey yok. Değil mi? Herkesin ödediği 2023'ün adı. He.
Yüzüncü yıl değil mi? Yani nerede? İşte burada. Herkes övüyordu. İşte nerede? Burada. Hani? Burada geldi yani her düzenli. Yerimizde, cebimizde, yüreğimizde, kafamızda ezip dur bizi. Değil mi? Daha fazla konuşmaya gerek yok. Aynı biz konuşsak da burada bir şey değişmeyecek. Değişir. Değişir. Hiç umudunu yitirmeyeceksin. Onlar umudun düşmanı olsalar da umudunu yitirmeyeceksin. Tamam. Hele gençler mümkün değil, aman diyeyim. Mücadele ettirecek. Şimdi bu fiyat artışları ile ilgili özellikle akaryakıt fiyat artışları veya işte buna benzer temel gıdalarla ilgili işte marketlerle ilgili bir çalışma yapılması. Sürekli bu ara sosyal medyada pompalanan konu o. Alışveriş yapmayın. Şimdi alışveriş yapmayını bütün ülke olarak bir boykot sistemine geçebilirseniz ancak o zaman etkili olur. Ama sadece işte 3-5 kişi, 10 kişi, 20 kişi bu boykotu yaparsa zaten böyle bir şey mümkün olmaz. Geçenlerde çok hani saygı duyduğum bir ağabeyim. Dünya görüşlerimiz farklı. O başka bir yerde, ben başka bir yerde. Aramızda çok büyük fark var ama çok da saygı duyduğum, akıllı başlı, üniversite mezunu bir ağabeyim. Sosyal medyadan şöyle paylaşmış. İsmini özellikle vermek istemiyorum çünkü hani tartışma çıkmasın diye. Bu zamlarının nedeni Cumhuriyet Halk Partisi demiş. Şimdi sağdan baktım olmuyor, soldan baktım olmuyor, üstten baktım olmuyor, alttan baktım olmuyor, tam göbeğinden baktım gene olmuyor. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin etkisi var mı? Elbette ki var. Çünkü bu ülkede yaşayan işte oy veren %25 civarında, %22-25 civarında Cumhuriyet Halk Partili varsa onların sayesinde zorluklar olmuş mudur? Evet, varsa olmuştur. AKP'liler sayesinde de olmuştur. İşte MHP'liler sayesinde ve diğer partililer sayesinde de olmuştur. İşçi Partisi'nin de bu konuda sorumluluğu ve etkisi ve hani olumsuz etkisi vardır. Kabul, eyvallah. Ama EYT'yi direttiği için işte EYT'lileri EYT sorununu çözüldü. Bir sürü kişi emekli oldu. İşte zamların nedeni bu diye yazabiliyorsa yani AK Parti mensubu olduğu için bunu yazabiliyorsa pes diyoruz. Bundan sonra başka söyleyecek hiçbir laf kalmamıştır. Bu üniversite mezunu buranın ileri gelenlerinden birisi ise saygı gören birisi ise ne diyeyim? Kapatırım, susarım ve onu kendi dünya görüşüyle yan yana ve yalnız bırakırım. Dediğimiz gibi boykotların olması bütün ülke boyu ülkeye yayılırsa ancak söz konusu olabilir ve etkisi olabilir. Yani şöyle düşünebilirsiniz. Bugün işte iki gün boyunca sadece bir tek akaryakıt firmasından alışveriş yapılmayacak denilse ve herkes buna uyarsa işte A, B, C, Ş neyse o firması o aklınıza hangisi geliyorsa bir tek akaryakıt firmasından alışveriş yapılmasın o zaman mecburen bir miktar fiyat düşecektir. İki tanesinden yapılmasın bir miktar daha düşecektir. Bu çok önemli. Yani bunu yapan ülkeler Belçika'da yapılmış, Hollanda'da yapılmış, Fransa'da yapılmış, Çin'de bile yapılmış. Evet. Demek ki olabiliyor değil mi? Sadece bir saat. Sadece çok bir şey değil. Herkes bir saat. Yok, bir saatten bir şey olmaz. Yani. Yok, öyle, ya yok öyle yine. Bir, hani ya bir yok. Günde de olmaz. Yine işte bir süre. Ha bir yıl olsun, bir ay olsun. O sürelerde ya bu kadarı yani. Tabii. Yani daha fazla yükselmeye gerek yok. Daha düşünmemiz lazım. Ama bunun esas, bu sorunun esas çözümü üretime geçmek. Başka hiçbir çaremiz yok. Buğdayımızı kendimiz üreteceğiz. Sebzemizi, meyvemizi biz kendimiz üreteceğiz. Olabildiğince sanayi malzemelerini kendimiz üretmek için çaba göstereceğiz. Tekstilimizi kendimiz üreteceğiz. Başka türlü eğer ithalata yoğunlaşırsak zaten başka yapabileceğimiz bir şey yok. Topraklarımız var çok zengin. O topraklarımızla ilgili çalışmalar tarıma yönelmemiz gerekiyor. Küçük sanayiye yönelmemiz gerekiyor. Eğer onlara başarabilirsek işte bir tık daha yukarı çıkmış oluruz. Bu zamlar vesaireler yavaş yavaş yok olmaya başlar. Ama en önemlisi teknolojiye yatırım yapıp teknolojik ürün üretmemiz gerekiyor. Dijital ürün üretmemiz gerekiyor. Çip üretmemiz gerekiyor ki işte o zaman Türkiye belli bir aşama kat edecektir. Bunları yapamadığımız sürece hazır olan şeyleri satarak ve üretime değil de tüketime yönelik olarak yapılacak her türlü ekonomik karar sonucu bu hale getirecektir. Değil mi? Evet. Kıstırma. Yani
Ben Mücahit'i sordum, bilmiyorum. Ama buradaki arkadaşlara bakınca hepimiz biliyoruz. Bizim çocukluğumuzda kantini, okul kantinine giderdik. Zaten başka bir şey yoktu bizim okul kantinimizde. Bir lokum, iki tane de bisküvi alırdık ve arasına lokumu böyle yayarak çok lezzetli olurdu. Siz mi yapıyorsunuz? Pötübör bisküvinin arasına lokum. Şimdi Bodrum bunu marka haline getirdi ve şu anda satışa sunuldu. Birçok yerde de bunu alabilirsiniz. Bir nostalji yaşamak istiyorsanız bu önemli. Bodrum mandalinası özellikle lokum Bodrum mandalina olduğu için biraz daha önemli. O anlamda da size söylemiş olayım. Bodrum neyi bu? Kolonya. Mandalina kolonyası. Şimdi Bodrum kolonyası, mandalina kolonyası ile de ilgili bir eleştirim var. Hani biz böyle bir şeylerin bokunu bok demeyeceğiz değil mi? Tamam, bok demiyoruz. Bir şeylerin şeyini çıkartıyoruz ya. Neden? Şimdi çok ağır bir esansı var bunun. Bunu biz hediye olarak götürürüz. Milletvekillerine götürüyoruz. İşte arkadaşlarımıza götürüyoruz. Anamıza, babamıza, tanamıza götürüyoruz. Kimse kullanmıyor bunu. Çünkü o şeyi esansı çok ağır ve kötü kokuyor. Yani çünkü yıllarca insanlar limon kolonyasına alışmışlar ve daha böyle ferahlatıcı bir şey yaparken böyle mis, eskiden misçiler vardı böyle hani hacı yağı falan gibi böyle öyle bir hava yaratıyor. Aynı şey tütün kolonyası için de geçerli. Aynı şey zeytin kolonyası için de geçerli. Yani Düzce tarafında, Bolu tarafında tütün kolonyası satılır mesela. Ya iğrenç kokar. Nasıl bu kolonya kullanılır diye. Bir türlü bunu düzeltmiyorlar. Aynı şey bizim için de söz konusu. Yani ben Bodrum mandalina kolonyasını çok böyle hani böyle hafif böyle daha böyle Bodrum anlatan bir hale dönüştürülmesi için çalışma yapılması, Ar-Ge çalışması yapılması gerektiğini düşünüyorum. Sanıyorum hanımlar da benimle aynı fikirdedir diye düşünüyorum. Çok bunun şey kokuyor. Bunun bir değişim olduğunu düşünüyorum Fatih Bey. Yine de siz de bakın. Önceden sizin dediğimiz gibiydi. Bakın bir değişim var. Evet. Doğru. Bir değişim var ama yetmez. Yetmez. Çalışın. Yetmez. Doğru. Daha çok çalışılması lazım. Çünkü mandalina özel bir koku. Ağır bir koku. İşte o ağır kokuyu eğer insanlara hani böyle ay dedirtirseniz bir daha bunu yapamazsınız. Satamazsınız, çalıştıramazsınız, endüstriyel hale getiremezsiniz. Onun için bu konular çok hassas olunması lazım. Ben de eleştiri hakkımı kullandım. Tabii ki markayı kötülemek anlamında söylemiyorum ama bu biraz daha fresh. Evet. Mesela limon kolonyası olsaydı deyip böyle evet, yapacaktık. O olmuyor işte. Olmuyor. Ol bak şimdi olmadı. Evet. Bak yine şey kokusu, o ağır esans mandalina kokusu kaldı. Mandalina kokusu evet. Kaldı. Onun üzerine çalışmak lazım. Bu markayı yaratanlar, bu markayla ilgili çalışma yapanlara bizim eleştirimiz olsun. Nasılsınız, iyi misiniz? Çok teşekkür ederim. Bugün pastalar, börekler. Bugün cuma olduğu için kalabalık. Kalabalıkta halkımız hem pazar yapıp hem eğer olur da bir şeyler atıştırmak isterlerse diye böyle belli günlerde, her gün değil, her kendimiz gün. Evimizde, kendi el emeğimizde yaptığımız, dağına. Evet yani dershane. Biz yemiyoruz, biz bundan böyle göbek yapıyoruz. Sağlıklı beslenme, ama Türk halkının biliyorsunuz ki unsuz bir gıda tüketmesi evet, mümkün işte, değil. Sizi bu farkındalığınızdan dolayı tebrik ediyoruz. Eyvallah. Her şey çok güzel olur inşallah. Satışlar nasıl gidiyor? Satışlarımız henüz daha yok. Günaydın. Günaydın. Ben Elmas Ertürk. Bodrumluyum. Biliyorum. Koca Bodrumluyuz. Koca Bodrumlu. Aynen. 40 yıl dışarıda memleketimi temsil ettim. Geldim. Emekli emniyet mensubuyum. Şimdi burada kardeşlerime destek veriyorum. Ama söylediklerinizi biraz önce dinledim. Hepsine katılıyorum. Çok haklısınız. Burada 40 yıl sonra geldiğimde Bodrum'umuz biliyorsunuz marka. Belediyenin güzel bir şey, çarşamba günleri üretimden bahsettik ya, köylüye öyle bir destek verilmiş. Bu benim çok hoşuma gitti. Yani kendi yetiştirdikleri nacizane ürünleri çarşamba günleri burada sergiliyorlarmış. Sanıyorum cumartesi günleri de Turgut Reis'e vermişler. Bu çok hoşuma gitti. Çünkü Türkiye'nin değişik illerinde görev yapmış birisi olarak da ülkemde geldiğimde gördüğüm bir şeyi memleketimde hoşuma gidiyor. Ama tabii eleştirdiğim konular da var. Size çok katılıyorum. Neler diyeceksiniz? Bu sene ilk defa kardeşim buraya geldik, baktık. Ne olabilir? Dondurma yazın. Dondurma koyalım. Nereye gittik? Tabii bir tez dondurmaya gittik veya Bodrum. Ama inanın hiç yardımcı olunmuyor. Sonra geliyorlar. Diyorlar ki. Niye yabancı markalar? Ay evet, neden bu kadar işte Bodrum markası. Dedim Bodrum verdi de biz mi satmadık? Hadi madem siz burada yaşıyorsunuz bir el atın getirin. Yok.
Sadece eleştir. Konuştu. Konuşma var, eleştirme var dediğiniz gibi. Ama bir yardımcı olalım. Ben 83'te ayrıldım. Bodrum'un tek, ilk ve son sanıyorum emniyet mensubuyum. Daha bayrağı kimseye teslim edemedim. Kadın emniyet mensubu. Kadın emniyet mensubu. Ve onurla o rozeti taktık. Atatürk milliyetçisi olaraktan her yerde Bodrum'u da temsil ederim. Ben çünkü biliyorsunuz bizim Türk toplumunda hemen neresiniz derler. Bodrumluyum dediğim zaman. Hemen gülmeye başlarlar değil mi? Aa abla sen nasıl yani Bodrum'dan? Çünkü bizde olsa bile memuriyette bırakıp gelirler. Çoğu arkadaşlarımız öyle. Tabii 2000 yılında milenyum polisi seçilerek taşlandırdı. Ve birinci sınıfta emekliliğimi hak ettim. Geldim. Tekrar aynen memleketimizde yaşamaya devam harika. Ediyoruz. Var çok olun. Teşekkür ediyoruz. Görüşmek siz üzere. De var olun. Haftaya görüşürüz. İyi çalışmalar. Sağ olun. Hoşçakalın. Uygun dile getirmem gerekiyor. Şuradan pazardan gelmiş. İki poşeti bile dolu değildi. 400 lira tuttu dedi. Ama beter olsun da dedi. Artık halkımızda böyle bir şey var. Beter olunsun. Yani hoş bir şey değil. Beter olunsun demek ama bizi bu duruma neyin getirdiğini, niçin getirdiğini söylemeye gerek yok. Hep aynı şeyleri konuşmaktan da hani sıkkınlık geldi artık evet. 22 yıldır. Ama inanın tek bir şey söyleyeceğim. Şurada durduğum için, bulunduğum için bunu daha iyi fark ediyorum. Alım güçleri. Çok güçlü. Çok ama çok zorlandı. Çok zor. Halkımız çok zor durumda. Çok İnanın bakın bir lale devri yaşanıyor. Ama bu lale devrinin sonunun İnşallah Osmanlı dönemi gibi olmaması. Yok olmaz olmaz. O kadar da değil. İnşallah. O kadar biz bak İnşallah. Delikanlılar var. Hadi bakalım görüşürüz. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ olun. Evet. Hocam yerli üretim konusunda ne düşünüyorsun? Yerli üretimin desteklenmesi gerekiyor değil mi? Aynen. Yerli ürünler satılırsa o zaman yani, buranın ekonomisi. Yerli ürünleri daha çok yerli ürün olursa o zaman Bodrum ekonomisine de katkısı daha fazla olur. Ya Bodrum değil, direkt Türkiye ekonomisine katkısı olması lazım. Yerli üretimi öne çıkartmamız lazım. Yani hep ithalci olmamız lazım. Yani birazcık da ihraç etmemiz lazım. Aynen. Abla zeytinyağı fiyatları arttı gene galiba değil mi? Zeytinyağı fiyatları arttı ama biz arttırmaya korkuyoruz. Yani zaten insanlara evet ne kadar şey yapmamız 200 lira litresi. Ama tabii ki mecburen önümüzdeki günlerde biz de maliyetleri. Nereden nereye? Litresi 200 liraya çıkmış durumda zeytinyağının. Artık zeytinyağını koklayacağız. Öyle gözüküyor. Bu CHP diyoruz. Ben de CHP'liyim de. Bu denizden arıtma su sistemlerini niye uygulamıyor? CHP bir tarihi olayı gerçekleştirse ya, nedir budur? Devamlı hani birbirlerine sataşıyorlar. CHP Muğla'da bu işin üretimini, fabrikasını kursun. Malzemeleri pahalı değil. Kaçak güreşiyor. Olmaz öyle. Evlerde su yok. Gün geçtikçe suyun verilme saati azalıyor. Bu hani ben particiliği sevmiyorum. Ama ülkeye siyasiler neden var? Hizmet için var. Benim rahatım için var. Anladın mı? Anladım. Denizden arıtmayı niye dile getirmiyorsun? Sen de dile getirmiyorsun güzel arkadaşım. Ben her şeyi bilmiyorsam ne yapabilirim ya? Hayır. Bilmiyorsam. Gidiyorsun Aras'ın yanına giriyorsun. Ben Aras'ın yanına mı giriyorum? Ya da şey ne o? Muğla'daki o adamı. Osman abi neyim? Söyle abicim Osman abi de sen nasıl temin edeceksin de? Kadınlar bağırıyor. Bidonjörle su dağıtılıyormuş. Ben üzülüyorum ya bir CHP'li olarak ya. Bunun CHP ile alakası yok mu? Hayır hangi parti olursa olsun. Macide dedim. Arası al git Ankara'ya da şey yap dedim. Sen dedi şeysin dedi. CHP Bodrum'da %75, 25 bizim oyumuz dedi. Bizi seçin bizi şey yapalım dedi. Burası bak siyaset üstü bir yer burası. Bodrum, Marmaris, Kuşadası buralar para basıyor devlete. Ablanın var mı yok? İyi misin her şey yolunda mı? İyiyiz. Allah'a şükür. Ya fiyatları ne? Ya fiyatları 150. Ne olacak böyle? Vallahi bir gidiyoruz bir yere bilmiyorum ne olacak. Çıkıyoruz yukarıda. Aynen abi. Evet. Uçuyor, uzaya uçuyor değil mi? Uçacağız demiştik. Uzaya gidecek demiştik. Evet, uzaya gideceğiz. Nasıl olacak bilmiyoruz. Bak her vatandaş dertli. Her vatandaş. Herkes ya. Herkes. Evet. Hıncını benden evet. Alıyorlar bir de. Senden gelsin. Hadi bakalım kolay gelsin. Şu kıyarın güzelliğine bakalım. Acı mı bu? Acı salatalık abim. Acı mı? Evet 25 lira kilosu kendi bahçemizden. Valla çok güzel gözüküyor şurası. Evet. Kiraz? Kiraz 40 lira.
Armut? Armut 50. O da acı mı? Tatlı tatlı, acı değil tatlı. Şey? Kilo 60 kilosu. 60 tamam. Peki. Hadi kolay gelsin. Oran abi ben de. Bak burada. Evet, deniz börülcesi. Çok güzel gözüküyor. Ne kadar? 20. Bu hafta biraz arttı. Evet. Biz denizin dibine gidiyoruz her boynumuzda taş balıkta. Öyle gözüküyor değil mi? Öyle. Taş balığı için değil mi? Taş balığı atacağız kendimiz denize. Durum fena. 37 küsur lira mazot. Of of. Abla ne var ne yok? Hoş geldin. Hoş bulduk, ne yapıyorsun? Vallahi bitirmişsin baya maşallah. Gibi uğraşıyorum. Maşallah bitirmişsin. Bir tane bülücüm kaldı. He. Kaça vereyim onu? Bülücüm. Alacak mıydık? Yok, ben bugün bu hafta bir şey almayacağım. Bu hafta param yok. 150 bin lira. 150 lira. Hı-hı. Köy pirinç değil mi? Evet, köy pirinci. Bak, ne kadar gelir? Aşağı yukarı 1,5 kilo gelir. 1,5 kilo gelir. Evet. Bak, iyi fiyat. Evet. Zeytinyağların kaça? Zeytinyağları 150. 150 lira. 200 olacağını söyletti orada. Anam. Ne olacak bakalım. Nasıl yapacağız bakalım? Vallahi ben sattığım da ucuz olsun, aldığım da ucuz olsun. Ben böyle pahalılık olmasını istemiyorum. İstemiyorum. Bu Tayyip Erdoğan Allah tepesinden baktırsın inşallah. Bizi bitirdi millete. Bu şekilde yaşanmaz ya bu. Zor değil mi? Zor. Herkes alacağını alamıyor. Dolaşıyorlar zavallımla. Çok kötü olaylar ya. Evet. Sıkıntı hayır, büyük. Şey, çok büyük sıkıntı. Peki. Benim sattığım da ucuz olsun, aldığım da ucuz olsun. Aynen öyle, aynen öyle. Ben sevinmiyorum. Zeytinyağı 200 bin lira çıkacak diye sevinmiyorum. Onun işçiliği tabii, var. Tabii. Peki. Yani 100 bin lira satayım ben. Kolay gelsin diye bozuldum. Sağ ol, hadi teşekkür bakalım. Ederim. Niye kimse tıraş olmuyor? Allah niye tıraş olmuyor? Artık annemden sonra zaten saka kız kendisi berber oldu. Fiyatlar yüksekte, kimse olmuyor. Fiyatlar yüksekte. Aynen. Eskiden daha sık gelenlerdi, şimdi artık. Üç adam üçeye giden, bir aydan bir aya giden, saç tıraşına giden. Ben böyle papaz gibi oldum. Sakal tıraşı kendi olan bir sürü müşterimiz var. Ne yapalım, yapacak bir şey yok. Herkes gibi bizde devam. Mücadele edelim. Onlar zam yapıyor, biz de zam yapıyoruz. Yapacak bir şey yok. Hayata göre davranıyoruz. Hadi bakalım, kolay gelsin. Su sorununun çok önemli bir sorun olduğunu biliyorsunuz. Bu hem tarımsal anlamda hem de içme suyu anlamında. Abla merhaba, nasılsınız? Merhaba abla, nasılsınız? Hoş geldiniz. Bu su sorunuyla ilgili öncelikle yapmamız gereken bir kere su tasarrufu. Son dönemde özellikle milyon dolarlık evlerin bahçeleri, çimler sulanıyor. O bizim suyumuz. Yani benim içme suyum, benim kullanma suyum. O nedenle bunun çok dikkat edilmesi, buna çok dikkat edilmesi gerekiyor. Ve buna uygun olarak da önlemlerin alınması gerekiyor. Belediyenin bu konuda birazcık gerektiğinde yaptırım müeyyideler uygulamasında fayda var diye düşünüyorum. Ne var ne yok? İyi, Allah'a çok şükür abi. Bekliyoruz. Yani, pahalı galiba bu hafta biraz. Sorma. Mazot böyle yükseldikçe her şey inanılmaz. Böyle şey etiketleri görme. Görme. Çok inanılmaz yani. Onlar da haklı ama onlara da bir şey diyemem. Ne kadar alıyorsan ona göre az bir kar koyup satıyorlar. Ama bir şey yani üretin, ancak işte üretici olursan biraz kendine bir şey kalıyor. Ama şu anda o bile kalmıyor yani bak. Çünkü sonuçta ben o tarlayı ekmek için o traktöre o mazotu koyacağım ya. O mazotu koyduktan sonra devamı geliyor. Yani her şey. Yani hayvanı besleyeceğim, gübre vermeyeyim diye uğraşıyorsun. Kendin hani bir şeyler yonca yapayım, bir şeyler yapayım. Onu ekmek için yine aynı mazotu kullanıyorsun. Her şeyi etkiliyor yani. Maalesef. Ya sıkıntılı. Lezzeti. Yani pazarı bulaşmaya gerek var mı? Yok. Yani biraz sıkıntılı. Kolay gelsin. Üzümler çıkmış. Evet, hoş geldiniz. Üzümlere başladım. Hadi bakalım ne. Kaç lira? Enfes, 50 lira. 50 lira. Şeftali? Şeftali de aynı. Çok iyi gözüküyor. Sarı yarma. Hı-hı. Bursa şeftali. Kalite. Çiçek. Kara gözlüm, kara. Nasıl? Kara çocuk. Pazarın durumu nasıl? Pazar. Abi biraz sebze pahalı ya. Sebze pahalı da. O da sıcaklardan dolayı yani yetişmiyor, yanıyor. Hı-hı. Ne yapalım, iyi kötü. İnşallah satıp para kazanabiliriz. İnşallah. Peki, kolay gelsin. Sağ ol, teşekkür ederim. Ağacım ne yapıyorsun? Vay abi. Ne var ne yok? İşler nasıl? Şey yap abi. Bozulur mu? Her acaba? Şey güzel. Hangisi hocam? Bunlar bozulmaz herhalde. Hiçbir şey olmaz. Oraya koymayalım ama onları. Başka yere koyalım. Bak ne kadar çok düşünüyoruz müşterimiz. Ama bir poşet gidiyor. Bence yanlış yaptım. Abim doğru yapıyor. Hayır. O bozabilir ama domates. Domatesin gidince de domates kaldı. Kıymetli ama kaç lira oldu biliyor musunuz? 30 lira. Ha? 30. Fasulye 125 lira. Artık 7,5 liraydı ya. Böyle bir şey yok ya. Şey...
Şarkısı markası bitti. Mazide kaldı. Mazide. Fiyatlar nasıl beyefendi? Fiyatlar nasıl? Fiyatlar bugün biraz daha sakin ama genelde çok yüksek yani. Yüksek. Dar gelirlerin sıkıntıları büyük. Şanslı. Emekli falan artık iyi fiyat getirir. Emekliyiz. Emekliyiz. Gün be gün aldığımız para harcadığımıza yetmiyor. Yani sıkıntı büyük. Çok büyük. Bakalım ne olacak. Vatandaş dertli, üretici daha çok dertli. Biz daha çok dertliyiz. Biz hepsinden. O bizim derdimiz vatandaşı yansıyor zaten mecburen. Öyle yansıtmak zorunda kalıyoruz. Her gün akaryakıta zam geliyor. O da doğal olarak her şey. Yansıyor abi. Birbirini zincirleme reaksiyonda. Devam ediyor. Yani. Öyle yapıyor. Tamam hocam. O iş bizde. Hadi bakalım. Kolay gelsin diyelim. Günaydın. Kime mesaj atıyorsun? Ben mesaj atmasın bilmem. Konuşmasın bilirim. Ha konuşma. Hadi bakalım. Mesajını ver bakalım o zaman. Konuşarak ver mesajını. Ya. Durum nasıl? Durum çok güzel. Başarılarımız her var. Her şey yolunda. Oo. Harika. Çok güzel. Hayat güzel. Üretim nasıl? Sıfır. Tüketim çok sıfır her şey. Sıkıntı büyük diyorsun. Aynen öyle abi. Fiyatlar da yükseldi mi? Çok güzel ya. Her şeyimiz güzel maşallah. Fasulye 120. Herkes fasulyeden bahsediyor bugün. Kolay gelsin. Ana yanıyor. Evet. Yemek yapacağız öyle. Yesin mi? Anlamadım abi. İyi misin? Hamdolsun sizler soralım. Devam. Devam. Kaça bu hafta? Valla ben aynı tempoda götürüyorum. 30. Demetler 15. Evet tamam. 20. İdeal. Hadi bakalım kolay gelsin o zaman. Sağ olasın. Hadi eyvallah. Çok pahalı. Çok uçurmuşlar fiyatları. Valla... Ya ne al çoğu şeyi almadan gidiyoruz. Ne olacak böyle? Bilmiyorum. Ne olacak ne bu insanların şeyi bu hatası. Elleriyle yaptılar çeksinler. Benim diyeceklerim bu. Bizi de yaktılar. Bu pazarcının kaynağılanmıyor. Asker ücret oldu bir kadın 500 lira istiyor yemeğe. Çalışacak adam yok. Toprak var, çalışacak adam yok. Bu bunların yani. Suçu. Hani bu üretim durmuş. Ya anlamadım. Bu hadi. Devletin suçu da yok. Üretim durdu. Parayı o da verdi, o da üstünü koydu her şeyi. Çünkü adam insan bulamıyor. Ben gözüme mısın tozu kaçmış, merhemden yaşattım. İnan bak, ben bunun ya şu basiti bak, ben bu halde çalışıyorum ya. İnsan yok abi. Bir adam, benim işçi var cahil, onu da sayılmaz. Yemeğe ne oldu diyor, sayıyor 1, 2, 3, 4, 800 lira olmuş. Ne yapacak? 800 lira bir günde, 800 lira kazandırıp ne yapacak? Çok zor. Bu kaynak bunlar. Doğru. Çünkü çalışacak adam yok. Doğru, çalışacak adam yok. Diyor ki balık, asker ücret diyor, balıklı çalışıyor. Hesap 17 lira yat vermiş. 5'li sigortası 22 lira. 22 lira adamın yemeği kaç? Yemeği 800 lira. 700 geliyor. Çalışır mı sen orada? Çalışmaz. Yemek orada. Çok zor. Bu kötüye gider, eve gitmez. Aynen öyle. Durum fena. Evet, devam edelim bakalım. Yeşillikler. 10 lira. Semizotu. 15. Evet. Maydanoz. 10. Bamya. 70. 70. 50. Biberler. 30. 30. Domates. 25. 25. Patlıcan. 30. Kabak. 30. 30. Salatalık 20. Evet. Hadi bakalım. Bu kadar. Fiyatlar çok yüksek. Yok olsun, bırak elleme. Ha, elleme mi? Ben elleme. Yok, elleme. Havuç kaşa. Havuç 50 abi. Havuç 50. Ha. Onu zaten onu duyumcular satmaya başlıyor artık. Ha, alt gram altından yarışıyoruz. Antalya biber kırları. Antalya biber kırları. 35 lira Antalya'da kanter. Ürün bizim kendimiz 13'e 30 satıyoruz. 13'e 30 satıyoruz. Öyle deme, öyle deme, öyle deme. O birisi beter olurken biz de oluyoruz. Öyle deme. Olsun abi. Aman diyeyim, aman yaşın diyeyim. Yaşın yanında guru da yanıyor. Biz de yaşta, guru da, hepsi yanıyor. Hepsi gidiyor. Herkes yanıyor abi. Aa, ben hadi bakalım. Hayatım bir yol parasıyla, ev kirasıyla çalışıyorum abi. Ben her gün gelip gidiyorum, 80 lira yol parası veriyorum ya. Bir de ayrı orta kente işe gidiyorum, 50 lira davranı veriyorum. 130 lira günlüğüm benim. Aldı başını mazot, gidiyor. Milas'tan gel git, her gün 100 lira. 130 lira günlük para. Günah. Günah. Yazık ya. Halka yazık. Türkiye'nin hesabını görecek mi? Abi sarayın bir günlük gideri 16-17 bin emekliye endeks. Kapa diyorsun, üniversite açıyorsun. Biz yeryüzünde sofrada yemek yiyorduk. Günlük yüzümüz akıdı, alnımız bakıdı. Şırayla ama derse çalıştık, zeka küpüydük. İnsanlar dert küpü şu an. Yaşanmaz. Yaşanmaz yani.
İnsanlar nefes alamıyor. Cemberi daraltma, genişlet. Gaz çıkarıyorum, bir gün gaz veriyorum Rusya'da. Kabardan yağ çıkıyor size. Çizit döküyorsun. Olmaz böyle yalanla palavrayla. Şekersiz. Böyle yalan dolanla olmaz. Gerçeklere bakalım. Osman abi ses ver. Abi gerçeklere bakalım. Osman abi sen mi de? Helal olsun. Helal. Bu ülkenin bak maden ocakları var, sinyorlar var, altın şeyler var. Bor maden var. Dünyada bu bulunmayan maden. Değerlendir kardeşim. El ver. Şey yapacaksın, ihracat, ithalat yapacaksın, arayışlar, buluşlar yapacaksın. Vatandaşın üstünde, cebinde paraya göz dikme. Çare ara, çare. Arayış, buluşlar. Ne güzel Türkiye'yi bitirmeyelim, söndürmeyelim. Yaşatalım, nerede yaşanırsa yaşasın Türkiye. Teşekkür ediyor. Evet, veya muhtar gibi vallahi nerede yaşanıyor ve yaşatılıyorsa. Helal olsun. Evet, röportaj mı yapıyorsun? Yapalım, siz ne de yapalım? Yok, ben yapmayayım. Niye? Bir sürü bak, belediye hiç bakmıyor. Bir sürü sigara içen var. Ha, tamam, yakalarsak hemen canlıyım. Kış büyütüyor. Daha gösteren bak, hiç vallahi. Tamam. Hiç. Zabıta arkadaşlar, sigara içenler varmış burada. Aman aman dikkat. Gerçekten kemer sıka sıka milletin canı çekildi. Konuş biraz daha konuş. Abi gerçek. Bak insanlar gerçekten çok güzel. İyilere layık olalım. Güzellikler, şefkatler getirelim. Böyle millete daraltmayalım. Hani bunaltmayalım. Yutmayalım. İnsanları yutmayalım. Yerinde kullanalım. Hani nerede ya? Nerede nereye gidecekse parayı kullanalım. Dur, tamam. Bir dakika Haro. Haro bir dakika Haro. Abi diş. Babam hoş gelmişsin, günaydın. Dişler yapılacak mı? Dişleri yapmadım. Dişler öyle duruyor. Artık İkanı sizden kalmış. Hadi yürü, hadi yürü. Hadi eyvallah. Hadi eyvallah. Dur oğlum dur. Ya beni konuşturuyorlar. Sen niye öyle şey yapıyorsun? Haritasız adam. Hadi be çek bunlar sen. Ya buna sallayın. Evet, abimdeki her zamanki gibi burada da 50 liralık var, 60 liralık var ama şöyle baktığımızda erik var bak, erik. Bayram Yıldırım. Burada. Buradan gitti. Sınıfta mı kaldı? Şöyle. Müthiş. Evet. Kiraz 100 lira. Üzüm 80 lira. Evet, 150 lira. Papaz eri. Yakışmış ama 150 lira. Yakıştı, ha? Yakıştı, zamanı geldi. 150 lira gayet tam zamanı. Tam zamanı. Tam zamanı. Artık böyle tırfanda filan değil. Son tırfan. Tamam. Güzel, güzel. Fiyatlar fena değil. Fiyatlar süper, süper. Süper. Hanımefendi 60 lira havuç. 60 lira havuç. Evet. Ama alacağız. Çok ilginç ama değil mi? Çok yüksek değil mi? Evet, yüksek. Fasulye 100 TL ya. Taze fasulye 100 TL. Ben şok yani. Artık kuyumcularda satılacak. Kesinlikle. Kesinlikle. Şey. Siz kuyumcu dükkan açacak mısınız? Yok, açma niyetim. Ama bu fiyatlarla her kuyum... Abi ben niyetim var ya. Bu işte var. Bu işte. Ben niyetim ama o işe. Değil mi? Kuyumcu dükkan aynı şeyler değil mi? Yani, yani. Peki, kolay gelsin. Barbun 100 lira görünüyor zaten. Bamya 100 lira. Görülce 80 lira. Kolay gelsin abla. Ne var ne yok, iyi misiniz? Nasılsınız? Fiyatlar nasıl? Fiyatlar ne olacak? Fiyatlar harika abi, harika. Harika değil mi? Harika, uçuyoruz ya. Uçuyoruz abi, uçuyoruz. Nereye uçuyoruz? Uzaya abi. He? Uzaya. Uzaya mı? Evet, yıl 2023 uçuyoruz. Tamamdır bu iş. Petrol bol, doğalgaz bol, oh mis, her şey mis abi. Boş kesten, boş. Seçim geçeli 2 ay olmadı. Kıyamet mi koptu, mazot 2 katına çıktı. Ne oldu? Hayırdır, ne oldu yani? Kıyamet mi koptu? Ne oldu da 2 ayda 2 katına çıktı mazot? Bunu baştakilere soralım. Orada öyle hani deri koltuklarda oturup yaylanıp uyuyup hani uyuklayıp da bu işler öyle olmuyor. Doğru. Öyle olmuyor. Hani petrol çıkıyordu, doğalgaz çıkıyordu. Yani, bak, kabardan petrol çıkardık ama. Değil mi? O da çıkmadı. Çıkmadı. Gaz da çıkmadı. Abi bunları yayınlayın abi. Seçimden sonra abi her şey bitti. Ne olacak bu milletin hali böyle ya? Ha? Ben burada kazancıma gidiyorum, benzinli yatırıyorum. Burada millet 250 gram zeytin alıyor. 250 gram peynir alıyor. Bununla yaşantı olur mu abi? Nereye gideriz? Allah sonumuz hayır etsin ya. Çok kötü bir durumdayız. Başbakanımız bunun bir imkanını düşünsün.
Olmayız böyle. Kolay gelsin bakın. Teşekkür ederim. Allah bereket versin, her şey güzel. Şimdi bir fıkıh anlatmam lazım benim. Bir tane parasızlık yok, işsizlik yok. Yeter ki çalışsın. Tamam. Her şey on numara. Her şey on numara değil mi? Aynen ha. Şimdi dönemin birinde padişah vergi salmış. Demiş ki vergileri yükseltelim. 100 lira verdi. Yükseltmişler. Sonra vezirine demiş ki git demiş sokakları bir dolaş bakalım durum nedir? Ödedim. Demiş ki sayın padişahım. Bir sıkıntı yok. Herkes alışmış durumda. Ses seda çıkmıyor. Tamam demiş. Biraz daha artırın demiş. Ondan sonra biraz daha artırılmış. Veziri tekrar dolaşmaya göndermiş sokaklara. Dolaşmış gelmiş. Vallahi biraz ımk mık edenler var ama yani öyle çok fazla da ses çıkmıyor demiş. Tamam demiş, o zaman biraz daha artırın demiş. Üçüncü kez artırmışlar vergileri. Sonra vezir tekrar çıkmış ortaya. Bakmış birileri bağırıp çağırıyor, sert çıkışlar var. Ondan sonra ha demiş, tamam güzel, insanlar tepki vermeye başladı. Evet demiş, tepki vermeye başladılar. O zaman biraz daha artırın demiş. En sonunda bir gram daha artırılmış vergiler. Sonra vezire demiş çık dolaş bakayım bu ortalığı. Vezir gelmiş. Sayın padişahım demiş. Sokakta herkes gülüyor, oynuyor. Çok iyi diyor her şey. 10 numara 5 yıldız diyor her şey. Para da kazanıyoruz, pul da kazanıyoruz. Her şey mükemmel demeye başladı. Durun demiş. Vergileri aşağı indirmeye başlayın demiş. Durum kötü. Aynen böyle durum. Herkes artırın demeye başlamış durumda. Pahalılık var, yok değil. Ama insanımız tembel. Biz köyde yövmeyeci bulamıyoruz ya. Gölgede yatacak, para hazır gelecek. Öyle olur mu? Gölgede yok, ağaçları da kesiyoruz. Ağaçları da gidiyor, her yeri tıraşladılar. Zeytinler de yok bu sene. Gölgede yok. Gölgede yok. Ama bu hale yine insanoğlu getiriyor bu ortalığı. Tabii. Doğru mu? Aklımızı da aramıyoruz. Oğu yapsın diyor, oğu yapsın diyor. Ben seslenmiyorum. Birlik yok, birlik. Birlik olacak. İzmarit, bu hafta İzmarit haftası. Hı. Tam işte Bodrumluların balığı değil mi? Evet. Vallahi kaça? 100 kuruş ya. Domatesden ucuz. Vallahi 100 lira. Buyurun. Vay. Panoz var. Panozumuz var. Evet. Skorpitimiz var. Hayal evremiz var. Ondan sonra. Hah, işte benim balık. Iskarosumuz bitti. Dün ben bundan tuttum. Ay bundan bir büyük. Evet. Seninki daha büyüktün abi. Ha, büyük. Büyük. Onun adı ne? Iskaros. Iskaros. Bu Iskaros mu bu? Evet. Bu nasıl pişirilir? Nasıl yenir? Bunun sadece karnını alacaksın. Bunun buğulamasını da yaparlar. Ha. Bunun karnını alacaksın. Tuzlu diyeceksin. Onunla yap. Kızgın yağda 5'er dakika. Sonra pulu böyle kalıp gibi çıkar onun. Bembeyaz eti kalır. Puluyla birlikte yapacaksın. Tabii. Bunu kızartmayı. Pulu biraz temizlemesi zordur bunun ama biz müşteriye öyle temizliyoruz ama normalde temizlenmez yani. Temizlenmez. Okey. Tamam. Kaya levreği var. Evet. Kaça? Levreklerimiz var. Kaya levreği 300 abi. 300. Tamam. Antenli mercan var, levrek var. Evet. Bunlar hep deniz levreği değil mi? Hepsi deniz levreği. Kalamarımız var, orta kalamarımız tamam var. Tamam. Kaça? Kalamar 450. Şey, çimçim? Çimçim hepsi sana bedava. Vallahi mi? Tabii. Aldın gittin. Aa, aldın gittin. Tamam. Hayırlı. Hanım bir tane kasa demiyor. Çimçim benim. Poşet verir misin? Büyük poşet çimçim Fatih Bey'in. Vallahi bunlar neden yapıyorsun çimçim? Güllükten abi. Kaça mı bakıyorsun? 250 lira kilosu. Bana bedava dedin. Bedava sana. Yok bana olmaz bedava olur mu? Benim bu hafta param yok ya. Hanım doldur şu beyefendiye yapışın. Dur bakalım. Merhaba, nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederim, sağ olsun. Nasılsınız? Nasıl işler? Çok şükür. Allah İyiyim, bereket versin. Allah önce sağlık versin. Evet, önce sağlık. Kıbracığım sen nasılsın bir sene? Bu kızcağıza da gidiyor. O zaten paylaşırız. Azıcık buzluğu içine de bozulmasın gezene var, kadar. Var mı içine? Var. Oh, bu haftaki çimçimimizi de aldık. Yarısından balık tutarım, yarısını da yerim. Aynen. Tamam. Çıpra? Dur Fatih Bey, şu deli kalamar var burada. Onu da vereyim de yerim yaparsın. Şey, kaça? Çıpra? 170. 170. Oo, bu da işte var. Bunlar ne tutulur? Her şey. Çıpra. Tamam. Bu hafta balıklar benden. Hadi görüşürüz. O kalamarla beni bile tutabilirsin. Vallahi. Durumlar nasıl? Uçtuk abi. Sözünü tutuyor. Bu hafta herkes uçtu. Uçuracağım Türkiye'de uçur. Yani uçtuk sözünde durdu. Artık sözünde durdu. Evet, yani böyle bir... Bu gidişat değil. Ben bak dün İzmir'e mal almaya gittim. Sattığım ürünleri
sattığım fiyata geri alamadım. E biz bu işi niye yapıyoruz? O zaman kar gitti. Bir de üzerine borçlandık. Ya, yani burada KDV'sini satarken KDV'sini ödüyorsun. Adam ücreti, işgaliye, dükkan kirası ödüyorsun. Alırken sattığım fiyata mal aldım. Yani bu 3 ay önceki aldığım malı ben sattığım fiyata alamadım şimdi. Bu büyük tehlike. Yani yapmakla yapmamak arasında bu işi artık düşünmeye başladık. Çünkü kar edemeyince değil mi? Tabii. Biz çok eski olduğumuz için hadi yapacak bir şey. Yapacak bir şey. Döner takılmış. Lokantamızda. Evet. Aa, sen de yiyorsun ya. Aa, ara sıra sen de mi yemek yiyorsun? Evet evet biz de yiyoruz. Ben senin yemek yemiyor zannediyordum ben. Hep yemek ya, yiyorum. Tadına bakıyor şu anda. Tamam. Evet, kuru fasulyemiz var. Bezelyeli köftemiz var. Yahni var, tavuk yahni. Pilav çok iyi gözüküyor. Ve tabii efsane kızartma. Evet, müthiş. Planlamız. Müthiş. Abi nasıl işler? Tavuk sotemiz var. Nasıl işler? Çok şükür iyi. İyi mi? İyi. Memnunuz. İşte ama piyasa çok kötü. Piyasa kötü. Pazar biraz durgun ama oluyor. 100 liraya fasulye çok. 120 lira dur. 120. 120 idi bugün 100. Bakalım. Durum fena. Tüpe yüzde kaçtı? 540 lira oldu tüp. Anam anam. 40 lira birden zam geldi. Emekliye neden yatırım yapsın ablacığım? Değil mi? Yani 5 sene sonra belki de emeklerin birçoğu ölmüş olacak zaten açlıktan ya. Yani. Neden? Evet. Neden yatırım yapsın? Onun için yatırım yapmıyor emekliye. Artı hepsi örgütlenemeyecek, sokağa çıkamayacak. Yani vur abalıya, gebersin. Bu. 120 zam yaptın dedi mi? Bir cumhurbaşkanımız söyledi. Gittiğimiz zaman bir aynı parayı aldık. Ben bir şey anlamadım. O zaman ya ben anlamıyorum ya medya yalan söylüyor. Ben bilmiyorum. Ya gene medya yalan söylüyor. Hayret bir şey ya. Verdiler işte zammı %25-25 oldu. E 6000 liraydı. Hayır, maaşı. Hayır, hayır. 7500'den sonra %25 zam yaptı. Hayır, Cumhurbaşkanı o, söyledi. Arada sana şey hayır, var. Hayır, şey hayır, hayır. Yalan, yalan. Siz de anlamıyorsunuz. %25 zam yaptı. Zam yaptı. Bankaya gittiğin zaman aynı parayı aldı. Yerli sütlü. Şimdi 20 lira. Evet, börülce 100 lira, bamya 50 lira, börülce, bamya 70 lira. Sen orada bir şeyler yaptın gördüm, ne yaptın? Etiketleri sildim abi. Kaç etiket yaptın? Koydum. Kaç yaptın? 80 lira. 80 lira mı? Evet. Kaçtı? Abi en son 60'tı. Ne olacak böyle? Olmayacak abi. Olmayacak değil mi? Dünya tersine dönüyor. Allah Allah. Ne olacak? Üretim de durdu değil mi? Evet, üretim abi. Az olunca fiyatlar da isterseniz evet. Artıyor. E bu sefer siz kazanabiliyorsunuz. Evet. Ne olacak lan? Hiç utangaç değil baksana. Gayet ekonomik analiz yapıyor yani. Hiç sıkıntı yok. Hiç, senin adın ne? Kaan abi. He? Kaan. Kaan. Kaç yaşındasın? 12. 12 yaşındasın. Geleceği nasıl görüyorsun? Abi kötü. Vallahi. Evet. Umut yok mu? Yok abi. 12 yaşındaki bir genç geleceğe umutsuz bakıyor. İşte asıl tehlike bu. Yani burada konuşulan, bizlerin konuştuğu, ettiği her şeyi bir kenara bırakın. 12 yaşında ve geleceğe umutsuz bakıyor. Buna birisinin dur demesi gerekiyor. Kaan kolay gelsin. Ama umudunu yitirme. Tamam. Bu hafta fiyatlar nasıl? Her zamanki gibi aynı değişiklik. Memnunsunuz? Memnunuz. Sıkıntı yok. İşte tehlike burada. Memnunuz diyorsanız tehlike var demektir. Yapacak bir şey yok. Yeter kadar diyorsunuz değil mi artık? Yani? Aynen öyle. İtiraz edip nereye kadar? Ya eksek de aynı. Değişen hiçbir şey yok. Alıştık yeni fiyatlara. Maalesef ki. 100 lira, 120 lira fasulye. Evet. Ama yaz başından beri böyle. Hiç. Artık zaten Ayşe kadın demiyoruz. Ayşe hanımefendi. Aynen öyle. Ayşe hanımefendi oldu. Artık bir meyve alışverişi bile 700-800 lira. Temel gıdanın haricinde sadece yiyeceğimiz meyve. 1000 lira yetmiyor değil mi pazar? Kesinlikle ve benim kızlarım 4 ve 6 yaşında. Tam bir şey de istiyor. Almasanız olmaz. Yani hayır, evde 2 yetişkin var sadece ama 1000 lira yetmiyor yine pazar alışverişine. Çocukların istediği meyveler işte 700 falan tutuyor. Ben kaçayım. Abi her şey ucuzlamış bu hafta. Evet maalesef. Maalesef ucuzlamıyor. Maalesef ucuzlamaya çıkıyor daha doğrusu. Ne olacak böyle? Bu hafta herkes ucuz diyor. Sorma, bugün her bütün pazar pahalı gene.
maalesef. Sizin durum nasıl? Bizim de arttı. %35 arttı. Mecburen arttırdık biz de yani. 280 lira evet, peynir 280, mi oluyor? Evet 280 evet mecburen ama biz gene şey yapamıyoruz yani. Durmuyor hiçbir şey. Özellikle Ankara yakın enerjiyi çok hep konuştuğumuz gibi. İşçilik maliyeti yüksek. Tabii işçilik maliyeti yüksek. Herkes haklı. Alan da haklı, üreten de haklı, üretici de yok. Bak çok azaldı üretici. Artık bu gübre fiyatlarına şeylere yetişemiyorlar. Çoğu bıraktı. Çok az insan yapıyor artık üretim. Üretim azaldı çok. Bizim de süt bulmamız da zorlaşacak artık. Belki Aydın'a Moğla'ya gideceğiz süt almaya. Önümüzdeki yıllar bu şekilde gidersen. Anmakta sorun olur. Tabii bütün kestiriyor herkes hayvanları. Bu adamlar geldi, durumlar böyle oldu. Bir de bu durumda CHP'nin geldiğini düşünseydin. Yanmış. O zaman yanmış. Taşlarlardı vallahi bunlar, taşlarlardı. Tırladı valla. Zaten öyle dedi. Bir yandan baktığın zaman gelmemesi en hayırlısı olmuş. Zaten öyle diyor şey, CHP'nin suçu diyor. Kaç yılın şeyi bunların üzerine yıkılacaktı yani CHP'nin üzerine işte. Muhalefetin üzerine yıkılacaktı. Hiç değilse ondan kurtuldular. Zeytin yapacakları çok artıyor. Maalesef öyle ya. Seneye de artacak. Seneye öyle artacak çünkü yok. Kesinlikle ve kesinlikle ihracatı kesmesi lazım Türkiye'nin. İhracatı kesip kendimiz yağımızda kendimiz kavrulmalıyız. Yoksa çok kötü. Ne yapacak? İthal edecek. Nereden? Suriye'den, Fas'tan ithal edebileceği yerlerden. Bu sefer de kalitesiz bir yağ girecek. Böyle bir ortam. Yani yok. İklimden dolayı da zeytinyağlar seneye tahmin ediyorum 250-300 lira. 250-300 lira. Böyle bir fiyata ulaşacak. Kolay gelsin bakalım. Sağ ol. Bu hafta acı biberle bitireceğiz. Konuşulanları duydunuz. İnsanların büyük bölümü gülerek tepkilerini göstermeye başlamışlar. Durum kritik. Gülerek göstermeye başlayınca acı artık artmış demektir. İşte bu acının artması demek de sıkıntının daha da büyümesi anlamına geliyor. Buradan Akbelen'e selam olsun diyerekten başlayalım. Akbelen'de bir yeni bir haber daha var. İşçilerin hakları da verilmez olmuş. İşçiler de şimdi haklarını aramak için YK Enerji'nin önünde protesto gösterisi yapıyormuş. Yani işçi, köylü, herkes şu anda sıkıntılı o termik santral yüzünden. İnsanlar sıkıntılı, her birimiz sıkıntılı. O zaman biz Hoca Usta'nın vatan şairi, halk şairi ne derseniz hepsi çok yakışıyor. Nazım'ın dizeleriyle bitirelim. Zaten ondan sonra söyleyecek bir sözümüz kalmayacak. Şairin sözünün üzerine söz söylemek bize düşmez zaten. Onlar ümidin düşmanıdır. Sevgilim akarsuyu. Meyve çağında ağacın, serip gelişen hayatın düşmanı. Çünkü ölüm vurdu damgası alınlarına. Çürüyen diş, dökülen et, bir daha geri dönmemek üzere yıkılıp gidecekler. Ve elbette ki sevgilim elbet, dolaşacaktır elini kolunu sallaya sallaya, dolaşacaktır en şanlı elbisesiyle, işçi tulumuyla hürriyet. Bursa'da havlucu Recep'e, Karabük fabrikasında tesviyeci Hasan'a düşman, fakir köylü haççı kadına, ırgat Süleyman'a düşman, sana düşman, bana düşman, düşünen insana düşman. Vatan ki bu insanların evidir. Sevgilim, onlar vatana düşman.